يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الحادي والسبعون من كتاب الفصول. Bugün Kitab-ül Fusul'un Siret-ül Resul, El-Fusul fi Siret-i Fihtisari Siret-i Resul. 71. dersini okuyoruz. Hele o kalemleri verin bana. Faslun Gazvetu Tebuk. Gazvetu Tebuk. Bugünkü mevzumuz, hani meşhur büyük savaşlardan biri de nedir? Cetvel oradaysa cetvel de verin. Efendimizin yapmış olduğu büyük savaşlardan biri neydi? Gazvetu Tebuk'ti. Bugün ondan bahsediyorum. Velemma enzelallahu ala rasulihi, ne zaman ki Allahu Zülcelal Resulü üzerine, Habibi üzerine inzal etti. Ne inzal etti? Bu ayeti. Nedir? Katilullezine la yu'minune billahi. Allah'a iman etmeyenlere illerle savaşın. Vela bil yevmil ahiri. Kıyamet gününe de ne etmiyorlar? İman etmiyorlar. Yani kıyamet gününe Allah'a iman etmeyen kafirlerle ne edin? Savaşın. Vela yuharrimune ma harramallahu ve rasuluhu. O kimseler ki Allah ve Resulü haram kıldığı şeyleri ne etmiyorlar Beytullah? İyi dinleyin. Allah ve Resulü haram kılmadığı şeyleri haram kılıyorlar. Tabi söylemedi bu sefer, haram kılmadıklarını haram kılıyorlar. Ve la yedinune dinel hakki. Hak din ile yaşamıyorlar. Hak din ile ibadet etmiyorlar. Onlar da minellezine utul kitabe. Kendilerine kitap verilmiş olanlardır. Ku Yahudi diller zaten. Tebuk ehli neydi o zaman? Hangi dine bağlıydı? Yahudilik dinine bağlıydı. Yok. Hristiyan diller. Hatta savaş ne zamana kadar? Hatta yu'tul cizyete an yedin. Böyle zelil olarak cizyet verinceye kadar, sizin emrinize girinceye kadar onlarla savaşın. Hatta yu'tul cizyet an yedin, elleriyle cizye verip ve hum sahirun, hakir zelil oldukları halde kendi elleriyle cizye verinceye kadar, teslim olup cizyeyi kabul edinceye kadar, cizye verinceye kadar onlarla savaşın. Bu ayet nazil olunca Yüce Allah ehli kitapla savaşmayı ne etti? Emir etti. Tabi ben ayetin tefsirine uzun boylu girmiyorum. وَلَمَّا اَنْزَلَ لَمَّا-i şartiyedir. Öyle değil mi Eyyub Ensar? لَمَّا-i şartiye. اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَى رَسُولِ Bu lemmanın fiyolu şartidir. Nedebe lemmanın ceza-u şartı. Nedebe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehlel medineti. Allah ehl-i Medine'yi çağırdı. وَمَنْ حَوْلَهُمْ Onların atrafındakileri de çağırdı. Atrafında kim vardı Medine'nin atrafında? Minel Arabi. Arap, Bedeviler demek. Yani Medine ve Medine'nin atrafındaki Arapları, Bedevileri çağırdı. Nereye çağırdı? İlel cihadi, onları cihada çağırdı. وَاَعْلَمَّهُمْ بِغَزْوِ رُومِ Rum savaşını onları bildirdi. Biz Rum savaşına gidiyoruz. Normalinde Allah Resulü bir yere savaşa giderken ismini vermiyordu. Diyelim bu tarafa savaşa gitmesi gerekirken Medine'den çıkarken buradan gidiyorlardı. Ta ileriden dolaşıyorlardı tekrar. Niye? Nereye gittiğini kimse bilmesin, casuslar, münafıklar haber götürmesinler diye. Ama bu Tebuk savaşı büyük bir savaş olduğu için Allah Resulü haber verdi yani. Hazırlıklı olsunlar diye. Bak ne dedi? وَعَلَمَّهُمْ بِغَزْبَةِ Rum dedi. Rum savaşına gidiyoruz.
Öyle değil mi Beytullah? Sen aklın başka yere gitti. Ve zalike fi Recep. Bu da hangi aydaydı? Recep ayı. Recep ayından sonra ne gelir? Şaban gelir. Şaban'dan sonra Ramazan gelir. Unutmayın. Min seneti tis'in. Bak Mekke fethinden önce bir, yok Mekke fethinden sonra de bu. Hicri 9. Zaten Hicri 10'da Allah Resulü bir sene sonra vefat eder. Ve kâne, bakın dikkatin, demin söylediğim burada da var. Diğer kitaplarda geçiyor. Ve kâne olmuştu Allah Resulü la yuridu gazveten. Bir savaşı irade etmiyordu. İlla verra bi gayriha. Onun gayrisini ne ediyordu? Onun gayrisine işaret ediyordu. Anlıyorsunuz değil mi? Diyelim bir savaşa gidiyor. Başka bir yere savaşa gidiyormuş gibi ne ediyordu? İmaj veriyordu. Ve kâne la yuridu gazveten illa verra bi gayriha. Hiçbir gazveti irade etmiyordu. İlla onun gayrisini ne ediyordu? Onun gayrisini bildiriyordu. Diyelim bir yere savaşa gidiyor. Sanki başka yere gidiyormuş. Bu savaşı bunlar değil de başkasına gidiyormuş gibi o şekil empoze ederdi. Temayül o yöneledi. Yola çıkarken o tarafa doğru yola çıkıyorlardı. Ama illa gazvetehu hazihi. Bu savaşında bunu yapmadı. Niye? Fe innehu serrahe. Allah Resulü tesrih etti. Ne demek tesrih etti? Açık söyledi. Lehum Müslümanlara biha bu gazveti. Dedi biz Tebuk'a gideriz. Rumlarla savaşırız. İsim vererek söyledi. Niye? Liyete ehhebu. Ta ki Müslümanlar ona göre hazırlıklarını yapsınlar. Bu sırada bir savaş olmadığını bilsinler. Ona göre hazırlığını yapsınlar. Niye? Li şiddeti aduvvihim. Düşmanları şiddetidir. Bu sefer artık Arabler, aşiretler değil. Bu Rum İmparatorluğu dünyanın iki gücünden Fars ile Rum ikisinden biridir. Ve kesretihi. Düşmanları nedir? Çoktur. En büyük savaş diyelim Mekke fethiydi. Müslümanların sayısı kaçtı? 10.000'di. Uhud'da Müslümanlar 1, müşrikler 3.000. Bu savaşlar 100.000'lerle ifade ediyor. Hele Mut'a savaşı geliyor. Müşrikler, ehli kitap 120.000'di. Bazı rivayetlere göre 220.000'di. Ve zalike budan, dikkat edin. Bu savaş hangi mevsimde yapılıyor? Hine tabeti simaru. Meyvelerin, hurma meyvelerinin güzel olduğu, tabe güzel olduğu bir zamandı. Tam hurmaların yetişmiş bir ortamdı. Ve kâne zâlike fî senetin mucdibetin. Bu da mucdibet, kıtlık bir senede. Bakın sene, kıtlık senesidir. Yokluk senesidir. Müslümanlar acdırlar ve hurmalarının yetişmiş bir mevsimdir. Bu mevsimde, bu açlıkta, bu kıtlıkta yetişmiş hurmaları, yetişmek üzere olan hurmaları bırakıp savaşa gitmek günleri alır, belki ayları alır. Savaşa gitmek böyle sırada bir iş değil. فَتَأَهَّبَ الْمُسْلِمُونَ لِذَارِكَ takibi bildiriyor. Allah Resulü Müslümanları böyle bir savaşa çağırır çağırmaz فَتَأَهَّبَ الْمُسْلِمُونَ لِذَارِكَ Müslümanlar ne ettiler? Eyyub Ensar buna hazırlandılar. Kılıçlarıdır, kalkanlarıdır, ne ise atı olan atıdır. Silah alabilecek gücü olan eksik silahlarını aldılar, hazırlığını yaptılar. Bakın, ve enfaka Osman ibn Affan radiyallahu anhu. Osman ibn Affan infak etti. Ala hazel ceyşi bu asker üzerine. Hangi askerdir? Ve huve ceyşul usreti. Ceyşul usrettir. Usret mana sıkıntı, meşakkat. Çünkü meşakkatli bir şekilde sahabelerin fakir, kıtlık, sıcak bir mevsimde
savaşa gidiyorlar. Bunlara Ceyşül Esed bundan deniliyor. Ve enfaka Osman ibnu Affan ala hazel ceyşin. Osman ibnu Affan bu ceyşe infak etti. Neyi infak etti? Malen cezilen. Malen kesiren. Cezilen ne demek? Kesiren demek. Hazreti Osman çok mal infak etmiş. Ne kadar infak etmiş? Fakile elfe dinarin. Bir kile göre 1000 dinar. Dinar altın demek. Artık 1000 dinar bugün kaç milyon milyar para ediyor. Ve kâle bâdun, bazıları demişler hayır 1000 dinar değil. Ya innehu Hazreti Osman hammele ala elfi ba'irin, 1000 deveye bindirdi sahabeleri ve 100 feresin 100 ferese bindirdi. Ne demek? Yani Hazreti Osman 1000 deveyi almış, bu savaşa girenlerin hizmetine sundu. Ve 100 feresin 100 at almış savaşmak için. Sade almayla yetinmedin. Ne eti? Ve cehhezeha. Ömer ne eti? Bu develeri, atları teçhiz etti. Etemme cihazin. Burada cihazin demiş. Etemme cihazin. Hazırlığının en etemiyle, en ekmeliyle, en tamamlısıyla ne etti? Teçhiz etti. Teçhiz ne demek? Bir atın savaşa gitmesi için ne lazım? Öyle değil mi? Semer mi lazım? Kalkan mı lazım? Deveye ne lazım? Semer mi lazım? Çardak mı lazım? Hevdeş mi lazım? Ne gerekliyorsa 1000 deveyi, 100 atı aldı ve bunları ne etti? Hazırladı. Savaşa, binmeye, yolculuğa hazırladı bunları. Hatta lem yefkidu ikalen. İkal, hani develerin yükünü bağlamak için ip. Ve hitamen yolar terk etmedi. Yani bu 1000 kişi 1000 deveye biniyor ya, 100 kişi 100 ata biniyor ya, o 1000 deveyi, o 100 atı öyle hazırladı ki bunlara binen kişi bir ikali, bir ipi, hani deveyi bağlamak için ip lazım, takılıyor ya boynuna veya ayağına, bir ip bile eksik kalmamıştı. Bir hitam ağızlarına takılan bir gem bile eksik ne olmamıştı? Kalmamıştı. Ne etmişti? O kadar ne gerekiyorsa hazırlığını yapmıştı. Radiyallahu anhu, Allahu Zülcelal kimden razı olsun? Hazreti Osman'dan razı olsun. Düşünün, bugün bir deve Allah-u Alem en az 50 bin. Çünkü iyi bir inek 50-40 bin. Develer daha pahalı. 1000 deve ne ediyor? 500 milyon mu ediyor? Her bir ata ne kadar? Bir de bunları teçhiz etmiş. Eksiklerini ne etmiş? Tamamlamış. Hitam bak bu develerin ağzına vurulmuş ya, gördünüz mü? Gördüm. Hani ağzına vuruyorlar, bir ipten binen kişi tutuyor. Anlaşıldı değil mi? Budur. Ve nehede sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü kalktı. Fin nahvin min selasine elfen. Bak nah, yakın. Yani 30 bin civarında, 30 bine yakın sahabeyle bu savaşa gitti. Hiçbir zaman bu kadar karabalık, en karabalık Mekke fethedi 10 bindi. Ve saklefe alel medineti, Medine üzerine halife kıldı. Muhammed ibne Meslemete. Muhammed bunu Mesleme'yi kendi yerine Medine'ye halife tayin etti gitti.
وَقِيلَ السِّبَاءَ ابْنَ عُرْفَةَ Burada عُرْفَةَ belki doğru olabilir. Bir kile demiş hayır. Muhammed bin Mesleme değil, Siba bin Urfuta'yı ne etmiş? Medine'yi vali tayin etmiş. Oldu mu? وَقِيلَ عَلِيَ بْنَ اَبِي طَالِبْ Bir kileye göre Hazreti Ali bin Ebi Talib. Bu olmaz. Bu savaş Hazreti Ali olmadan olmaz. Öyle değil mi? Gerçi Allah Resulü'nün yerine halife olmak da az değil. Ama savaşta Hazreti Ali lazım diye. Ve sahih. Ama bak o da söylüyor. Sahih. O ki enne aliyen kâne halifeten lehu alen nisai ve zürriyeti. Demek sahih o ki doğru. Hazreti Ali gitmemiş. Ama Medine'ye vali olarak Allah Resulü yerine değil, kadınlara ve zürriyete, geri kalan zürriyete, yani Medine ehlini korumak için, çoluk çocuk kadınları korumak için, Allah Resulü'nün ailesine sahip çıkmak için Allah Resulü'ne halife kalmış. Bak, halifeten lehum ala nisai ve zürriyeti. Allah Resulü'nün kadınlarına, sadece Medine değil, Allah Resulü'nün çoluk çocuğuna öyle diyelim, ailesine, zürriyetine, kadınlara halife olsun diye kaldı. Ve lihaza bundan dolayı yani Hazreti Ali kadınlara ve zürriyetlere zürriyetler konusunda Allah Resulü'nün halifesi olduğundan dolayı lemma azahul munafikune münafıklar ona eziyet ederken o zaman değil onun hilafet döneminde fakalu dediler terekehu ala nisai ve zürriyeti. Yok, onun halifeti döneminde değil. Aynı o dönemde savaşa gitmeyen yine münafıklar vardı. Uhud savaşına gidip geri dönenler sadece 300 kişiydi. Münafıklar dediler ki Hazreti Ali, Allah Resulü Hazreti Ali kadın ve çocuklara nöbetçi bırakmış. Yani Hazreti Ali'nin böyle savaş yapacak adam değil ancak kadınlara, çocuklara bekçilik yapabilir. Onu bununla ne ettiler? Hakir gördüler, küçümsediler. Böyle olunca lahika Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulüne lahik oldu. Feşekka ileyhi zalike. Bunu şikayet etti. Ey Allah'ın Resulü, bazılar böyle diyorlar. Veyahut da münafık artık ne demişse benim hakkımda böyle şöyle diyorlar. Müsaadeniz varsa ben de savaşa geleyim. Fakale Allah Resulü dedi ki Ela terda en tekune minni bi menzileti Harun'e min Musa. Yani Harun Hazreti Musa'ya göre durumu konumu ne idi? Bak Harun da peygamberdi. Hazreti Musa'yla konumu ne idi? Seni de konumun benim nezdimde Harun'un Musa'nın yanında olan konum gibi olmayı istemiyor musun? Ne yaptı? Hazreti Musa Tur Sina'ya giderken Benu İsrail üzerine kimi görevlendirdi? Hazreti Harun. Ben de Tebuk Savaşı'na gidiyorum. Çoluk çocuğun başına kendime vekil olarak, halife olarak seni bırakıyorum. Sen Hazreti Harun'un Hazreti Musa'nın konumuna geçtin. Hazreti Harun'un Hazreti Musa'nın karşısında konumu neyse senin konumun budur. Sen buna razı olmuyor musun? Onlar desinler. Ela terda en tekune minni bi menzileti Harun min Musa. Ya yani Harun peygamberdi ama gayri ennehu la nebiyye ba'di. Benden sonra nebi gelmez. Bu kapanmış. Ama bunun öte sen Harun gibi nebi olamazsın. Ama Harun gibi Hazreti Musa'nın Harun Hazreti Musa'nın ahalisine Benu İsrail'e halife olarak kaldığı gibi ben de seni kendi yerime nisalara, zürriyete halife tayin ediyorum. Anlaşıldı değil mi? Hazreti Musa, Hazreti Harun nedirler? Akraba olarak. Kardeş. Hangisi büyük, hangisi küçük? Hazreti Musa. Söyle, kim biliyor söylesin. Musa. Hazreti Musa büyük, Hazreti Harun küçük. Öyle değil. Hazreti Harun büyük, Hazreti Musa küçük. Oldum. Hazreti Musa Resul
Hazreti Harun'da ihtilaf var. Allah-u Alem esah görüş o ki nebidir. وَقَدْ خَرَجَ مَعْهُمْ. Dikkat edin, Allah Resulü ile beraber çıktı bu savaşa. Kim çıktı? Abdullah İbn-i Ubeyyin. Abdullah İbn-i Ubey de çıktı. Resul nifakı. Nifakı neydir? Başıdır. Uhud'a da çıktı. Münafıkları aldı. Geri geldi. Ama sümme raca'a min esna-i tariqi. Bu münafık yine yolun ortasında döndü. Gayesi Müslümanların heybetini kırmaktır. Uhud'da da aynı öyle. Uhud'a gittiler. Savaş başlayacağı sıralarda ve Uhud'a varmak üzereyken 300 kişi aldı, geri döndü. Ve tehallefe an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en-nisa'u ve zürriyetu. Kadınlar, zürriyetler Hazreti Allah Resulü'nden sonra ne oldu? Halife kaldılar. Yani Allah Resulü gitti. Medine'de kim kaldı? Kadınlar, zürriyet kaldı. Oldu. Başka kim kaldı? وَمَنْ عَذَرَهُ اللّٰهُ مِنَ الرِّجَالِ. Şimdi bazı kişiler geldiler, ya Resulallah benim hanım hasta. Kimisi bilmem ne dedi. Böyle birkaç sahabe kıtlıktır, meyve çıkmış, hava sıcak. Şeytan bazı sahabeleri kandırdı. Geldiler, özürlerini, mazeretlerini beyan ettiler. Allah Resulü tamam sen gelme, sen gelme. Bazılara izin verdi, gelmediler. Anlıyorsunuz değil mi? İşte Medine'de kim Allah Resulü yerine kaldı? Kadınlar kaldı. Zürriyet kaldı. Çoluk çocuk. Bir de وَمَنْ عَذَرَهُ اللّٰهُ. O kimseler ki Allah onları ne etmiş? عَذَرَهُ اللّٰهُ, mazur görmüş. O da مِنَ الرِّجَالِ, erkekten. Bir kısım, ha bu benim söyledim, onlar değil, bu hile yapanlar değil. Bir kısım erkekler Allah onları mazur gördü. Onlar kimlerdir? مِمَّنْ لَا يَجِدُ, bulmadılar. Bakın, 1000 deve vermiş, 100 at, bunları Hazreti Osman vermiş. Ama mimmen la yecidu zahren yerkebuhu. Binek, yani binecek bir zahir. Zahir demek sırt, sırt demek yani hayvan demek. Yani binecek sırtı, binecek bineği bulamayanlar geldiler. Ey Allah'ın Resulü, bizim atımız yok, devemiz yok, nasıl yaparız? Allah Resulü dedi, yoksa vereyim. Tabi uzak yere, ta burada Şam'a geliyorlar. Gelemediler. اَوْ نَفَقَةً تَكْف۪يهِ. Yahut da yetecek nefakası yoktu. Ey Allah'ın Resulü, çoku geldi dedi. Ya Resulullah, yiyecek diye bizim evde yok. Bir ay savaşa gidiyorsun, ne yersin? Hurma bile yok. Bunlar, Allah bunları mazur gördü. وَمَنْ عَذَرَهُ اللّٰهُ مِنَ الرِّجَالِ. O erkekler ki Allah onları mazur görmüş. Onlar da mimmen la yecidu zahren yerke, bu binecek hayvanı bulamayan ev nefakanın tekfi, kendisine yetecek nefakayı bulamayanlar diye. Bunlar Medine'de ne oldular? Kaldılar. Bakın dikkat edin, kaldılar. Ama feminhumul bekkaune. Bunların içinde çok ağlayanlar vardı. Gidemedikleri için, gitme imkanları olmadığı için çok ağlayanlar vardı. Ve kanu sebeten, onlar da kaç kişidiler? O çok ağlayanlar. Salim ibn-i Umeyr 1. Ve Ulbetu ibn-i Zeyd 2. Ve Ebu Leyl Abdurrahman ibn-i Kâb 3. Öyle değil mi Eyyub Ensar? Ve Amr ibn-i Humam 4. Ve Abdullah ibn-i Mughaffel el-Muzaniyum 5. Ve Heremiyyü ibn-i Abdillah 6. Ve İrbadu ibn-i Sariye el-Fezariyum 7. İşte bu 7 kişi çok ağladılar gidemedikleri için. Başka kim geri kaldı? Ve tehallefe munafikune. Münafıklar da ne oldular? Geri kaldılar. Peki bunlar niye geri kaldılar? Özürleri mi vardı? Kufren ve inaden. Bunlar küfürlerinden dolayı kaldılar.
inadlarından dolayı ne ettiler? Kaldılar. Ve kanu nahve semanine racülen. Bunlar da 80 kişidirler. Bunlar da küfürlerinden, inadlarından dolayı gitmediler. Başka bir de ve tehellefe geri kaldı. Usatun bir takım Müslüman, günahkar Müslümanlar, onlar da kaldılar. Birkaç tane Müslüman sahabe de, günahkar sahabe de kaldı. Ne gibi? Müslüm Murare Tübnu Rabi'ye. Müslüman değil, münafık değildi. Ama bu savaşta geri kaldı. Öyle değil mi Muhammed Emin? Emir. Ve Ka'b ibn-i Malik. Ka'b ibn-i Malik'in büyük hadisesi var, olayı var. Gelecek o inşallah. Ve Hilal ibn-i Ümmeyye. Bu üç kişi de ne ettiler? Hani ayette ve ala selaseti lezzini bilmem ne ayet var bunlar hakkında. Ve ala selaseti lezzini hullifu. Ha, hullifu. Aynı bu ayet gelir muhakkak. Ama sümme tabe Allahu aleyhim. Allah bu üçe de ne etti? Tevbelerini kabul etti. Ba'da kudumi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü geldikten sonra bi hemsine leyletir. Allah Resulü geldikten sonra 5 ne? 50 gün, 50 gece sonra bunların tevbeleri ne oldu? Kabul oldu. Olanları büyük. Fesare sallallahu aleyhi ve sellem bunlar geri kaldılar. Geri kalan yola çıktılar. Fesare sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü yürüdü. Femmerre geçti. Fittarikihi yolundan neyle geçti? Bil hicri. Hicr'le geçti. Hicr Hazreti Salih'in kavmunun helak oldukları yer. Hani Hazreti Salih'in devesi vardı, deveyi kestiler, Allah onları helak etti. O yere Hicr denilir. Allah Resulü sahabeleriyle o Hicr'den geçtiler. Fe emerehum sahabelere emretti ki en la yedhulu aleyhim buyutehum. En la yedhulu, girmeyin aleyhim bunlar üzerine, buyutun bunların evine girmeyin, illa en yekunu bakine, ancak ağlayarak girin. Kale la tedhulu ala haulayil kavmil muazzebine illa en tekunu bakine, fe in lem tekunu bakine fe la tedhulu aleyhim la yusibukum misluma sahibim. Yani ağlayarak onların evlerine, mekanlarına girin. Onlar ölmüşlerdi. Ama şu an azap görüyorlar onlar. Ağlayarak onların evine girin. Ya ağlıyorsanız girin. Ağlamıyorsanız, ağlayamayan varsa girmesin. Anlaşıldı değil mi? Emretiyen la yedhulu aleyhim buyutuhum illa en yekunu bakine. Ağlayarak girin. Yoksa girmeyin. Öyle değil mi Eyüp Ensar? Bir, وَاَنْ لَا يَشْرَبُوا اِلَّا مِنْ بِيْرِ نَاقَتِ. Hani bir kuyu vardı ya. Dediler, deveyi, bize bu dağdan deveyi getir. Hazreti Salih dua etti. Mermerden deve çıktı. Bir kuyu su vardı, tatlı su. Dediler, bir gün bu deve bu kuyudan su içer, bir gün siz içersiniz. Kabul ettiler. Sonra kalktılar, Kudame isminde bir kafir, diğerlerinin rızasıyla deve ne etti? Kesti falan. Mesela uzun. İşte devenin biri o birdir. Kimse bu memlekette su içmesin kuyudan, sade biri nakitten için. Ve ma kanu acenu bihi min gayrihi. Ve ma kanu acenu bihi min gayrihi fel yut'imuhu lilibli. Ekmek yaparken herkesin un götürmüşler. Hamur yapıp ekmek yapıyorlar. Ne dedi Allah Resulü? وَمَا كَانُوا عَجَنُوا بِهِمْ مِنْ غَيْرِهِ. O şey ki onlar o kuyunun dışındaki suyla ne etmişler? Hamur yapmışlar. Yani kim ki hamurunu o kuyunun suyuyla değil de başka suyla yapmışsa فَلْيُطْعِمُهُ لِلْاِبِلِ onu yemesin, develere yedirsin. Allah bir kavma gazebe geldi ise bak öyledir. Ölmüşler, yok olmuşlar. Kaç yüz sene veya kaç bin sene önce gitmişler. Ama onların o uğursuzlukları, o günahları, o oradaki yağan azap
hala da izleri silinmemişti. Oldum. Ve cazaha sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü oradan geçti. Allah Resulü neydi? Oradan geçti. Mukanna'an, yüzünü örterek. Mukanna ne demek? Yüzün üzerine artık sarıkı mı, başörtü mü ne varsa yüzünü üzerine atarak, yüzünü kapatarak neydi? Oradan geçti. Febelege Tebuk. Allah Resulü nereye ulaştı? Daha var değil mi? Üzüm. Burada duralım, kalanı bir ders yapalım. Tamam. Eyüp Ensar yeterli olsun mu? Tamam. Yeterli olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ya lugati arabiyyetun hasbi bi annaki mantiki.